Selamlar Diablos severler, Videoya küçük bir duyurla başlayacağım. Birçoğunuzun haberi yoktur ama Twitch platformunda belirli bir süreliğine banlandık. Ve yayınlara Kik platformunda devam etme kararı aldım. Artık yayınlar Kik platformunda devam ediyor açıklama kısmında yayın linki bulunacaktır. Sezon açılışında da Kick platformunda aralıksız en az 30 saat yayında olacağım. Bilginiz olsun. Bu sürece dahil olmak isteyen herkesi Kick platformundaki yayınlara bekliyorum. Bu geçiş sürecinde hepinizin desteği çok 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 önemlidir. O yüzden %100 reklamsız yayın için hepinizi Kick platformundaki yayınlarıma bekliyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki sezon 5'in başlamasından sayılı günler kaldı ve yama notları yayınlandı. Bu yama notların içerisinde genel değişiklikler, karakter dengelemeleri ve eşsiz eşya değişikliklerin hepsi mevcut. Ben şimdi genel değişikliklerden size bahsedeceğim. Sonrasında hangi karakter öneririm, hangi karakter önermem gibisinden ufak bir yorumda bulunacağım. Yeni oyun içerimiz cehennem ordularıyla başlayalım. Bu cehennem orduları dalga dalga canavarların geldiği ve bu dalgalar boyunca materyal topladığımız ve bu topladığımız materyallerle de finalde ödül aldığımız bir rogelit modu diyebiliriz. Hayatta kalma modu diyebiliriz. Güzel bir sistem garanti yıldızı Greater Graphics'le eşya farmlayabileceğimiz, toplayabileceğimiz bir etkinlik diyebiliriz. Ben bununla ilgili 3 video paylaşmıştım. İkisi tamamen Cehennem orduları nasıl olduğuyla ilgili. Bir tanesi de ufak bir, önden bir bilgilendirmeydi. Onlara gidip bakabilirsiniz. Şimdi onlarla ilgili birkaç değişikliğe bakalım. Bu Inform Horse'ta Toplam 8 kademe var fakat sezon ortasının güncellemeyle beraber 9. ve 10. kademede gelecek. Ne kadar yüksek kademe yaparsak o kadar fazla dalga oluyor. O da daha fazla materyal toplamamız demek. Kademe 1, 2, 3, 6 dalgadan oluşacak. Kademe 4 ve 5, 7 dalgadan oluşacak. Zorluk arttıkça da dalga sayısı çoğalacak. Dalgaların süresi 90 saniyede 60'a düşürmüşler. Daha az vakit harcayacağız burada. Bu cehennem orduları bölgesine girebilmemiz için infernal kompesleri ihtiyacımız var. Bu infernal kompesler kabus sinanlarından, pikten yani çukurlardan ve fısıltı sandıklardan elde edilebilir. Hiçbir yerden elde edemesek de gidip okultisten yani bu mühür ettiğimiz satıcıdan kendimiz de üretebiliyoruz. Karşılık olarak unutulmuşu ve sigil powder sigil tozu istiyor mühür tozu istiyor bilginiz olsun. Tessus'un üstüne ödül sistemi baya kötüydü bu cehennem ordularının. O düzeltilmiş ödül sistemi arttırılmış bir sandıktan fazla fazla eşya çıkacak. Daha değerli eşyalar çıkacak diyelim. Bu infernal compass'leri Abyssal sukul denen şeyle upgrade edebiliyoruz. Yani örnek veriyorum siz cehennem dalgasından... Kademe 4 Infernal Compass düşürdünüz. Bu kademe 4 Infernal Compass'i Abyssal Skrull'la beraber kademe 5 yapabiliyorsunuz. Fakat bu Abyssal Skrull sadece Cehennem Orduları etkinliğinde finaldeki materyal sandığından düşebiliyor. Bilginiz olsun. Test sonrasında bu düşen Eater'ları toplamamız gereken materyalleri biz toplamamız gerekiyordu. Artık petimizde gidip toplayabilecekmiş. Bu güzel oldu. Tek tek yanına gidip toplamamız gerekiyordu. Biraz rahatsız ediciydi. Güzel olmuş. Cehennem orduları ile ilgili genel değişiklik bu. Çok kötü bir ödül sistemi vardı. O düzeltildi. Çok fazla vakit harcıyordu. O az Altıldı. Giriş bileti bulmak yani Infernal Compass bulmak biraz zordu. O kolaylaştırıldı muhtemelen. Ve petimiz gidip materyalleri toplayabilecek. O da düzeltildi. Bu etkinlik garanti glitter afiksli eşya düşürmek için çok iyi. İçerideki 60'lık sandık bize garanti bir tane yıldızlı yani glitter afiksli eşya verecek bilginiz olsun. Infernal Horse ile ilgili cehennem ordu ile ilgili genel değişiklikler bunlar. Tavlamalarla ilgili ufak bir şeyden bahsedeyim. Tavlamalarla ilgili bilmeniz gereken şu. Bazı böyle çok özelliğe sahip tavlamalar yani 5-6 özelliğe sahip tavlamalardaki bir iki özellik ya da bir özellik alınıp başka bir tavlamaya aktarılmış. Bu sayede biraz daha denge sağlanmış. 6'lı tavlamadan getirmek zor oluyordu. 5'liden getirmek zor Çoğunu 3-4 gibi yapmışlar ama hepsini değil tabii ki. Sağlamalarda böyle bir kolaylık yapılmış. Ve de kritik hasarı için özellikle barbarlar gidip rog açması gerekmiyor. Bütün karakterler artık kritik hasarı, savunması hasarı, aşırı güç hasarı ve ultimate damage'e sahip bir tavlamaya sahip. Bunları kullanabilecek. O yüzden yeni bir karakter açıp ekstra kasmanız gerekmiyor. Özellikle barbarcılar için güzel haber bu. Bosslarla ilgili güzel değişikliklerimiz var. Bossları resetleme ihtiyacı artık yok. İçeride kestikten sonra anında dışarı çıkmadan tekrar çıkartabiliyoruz. Bu 10 numara en güzel değişiklik. Bunu daha önce bahsetmiştim. Buz bossu artık kabus sinirleri formatında değil. Normal diğer bosslar gibi içeri girip çıkarıp kesip tekrar kesebiliyoruz. Tek tek o yolu temizleyeyim, kabusundan yapayım vesaire işlemler yok. O da diğer bosslar gibi artık içeri gir kes mantığında yolu temizleme vesaire yok. Varşan materyalleri hepsi tek bir materyal altında toplanıyor. Habis kalbi altında toplanıyor. Artık el, kemik ve kafa olmayacak. Sadece malignant habis kalbi olacak. Varşan'ı çıkartmak için bilginiz olsun. Bosslar artık sarı eşya atmayacak. Onun yerine ekstradan fazla altın atacak. Bilginiz olsun. Ve en güzel değişikliklerden diğerleri yeni gelen değişiklikler. Tormented bosslar artık 5 katı materyal atacak. Yani biz varşanı 200'lük kestiğimiz zaman bize yumurta atıyor diyor mu kuslu yumurta bir tane atıyordu artık 5 katı alacak. Yani torment kesmenin avantajı artık iyice oturmuş oldu. Normal boss yerine torment kesmek artık iyice avantajlı hale gelmiş oldu. Eskiden bir tane varşan kesiyorduk 200'lük. 3 katı materyal harcıyordu. Bir tane ümkus yumurta veriyordu. Karlı olmuyordu materyali çevirmek ama artık 5 katı materyal verecek. Bu da boss döngüsünü biraz daha güzel hale getirecek. Bossların drop oranları yani 200'lük bossların drop oranları eşitlenmiş. Aynı seviyeye getirmiş. Artık torment bossların hepsinin drop oranları aynı ihtimalleri. Hatta 5 drop oranı olduğu için %1.5'tan toplam %7.5 uber eşya düşürme ihtimalimiz varmış. Bilginiz olsun onun da sayısını vermişler. Yani 200'lük boss'tan, tormented boss'lardan uber eşya düşürme oranımız %7.5 bilginiz olsun. Ve son olarak da Torment Boss'lar artık 2 kasvetli taş değil. Bir tane kasvetli taş bir tane Stijan stone isteyecek bilginiz olsun. Boss'larla ilgili değişiklikler çok yerinde olmuş. Dışarı çıkmadan resetlemek. Buz Boss'u kabusunların formatladı artık normal boss formatında. Sarı eşya atmayacak. Para atacak. Mantıklı. Materyali verdiğimiz miktardan fazlasını verecek hatta. 200 kesmek daha da kıymetli olacak. Drop oranları eşitlenmiş. %7.5'luk sayı belirtilmiş. Ve 2 Stijan yerine 2 kasvetli taş yerine bir tane kasvetli taş istiyormuş. Çok güzel güzel değişiklikler. Helltide ile ilgili değişiklikler bu bossu çıkarmamız için gerekli olan kalbin daha fazla düşmesine yönelik. Genelde artık o kalpler biraz daha fazla düşecek. Biraz bulmakta zorlanıyorduk. Bazen bulamıyorduk vesaire. Ee, ama artık biraz daha sık bulabileceğiz. Oranları biraz arttırıldı. Biraz daha kolaylaştırıldı. O bossu çıkarmak için gerekli olan kalbe biraz daha kolay ulaşacağız. Önemli bir değişiklik bu. İşte World Boss eğer Helltide'ın olduğu bölgede ise o World Boss 3 tane kalp atacak. İşte Helltide Commanders dediği bu bosslar Helltide'deki işte çekirgeler vesaire o boss Garanti şekilde bir tane kalp düşürecek. Yerel etkinliklerden düşme ihtimali mevcut. Bu biraz daha kolaylaştırılı. Boss'u çıkarmak için gerekli olan kalp biraz daha kolay bulunacak. Bar, tehdit barı canavarlarla alakalı olacak şekilde... seviyelerine, levellerine, canlarına alakalı olacak şekilde... ...daha doğru artacak. Daha kolay fullenecek artık o cehennem dalgasındaki bar sağ üstteki. Fısıltı görevleri tek bir bölgede olacak. Ve 10 fısıltı yükü verecek kesin bir şekilde. Biraz daha kolay görevler daha hızlı yapılabilecek görevler. Fazla vakit harcamadan yapılabilecek şekilde düzenlenmiş. Ve en güzel değişiklikler değişikliklerden biri Profane Mind Cash, Kafir Zihin Kafesi diye geçiyor olması lazım Türkçesi. Bu kullandığımız zaman yaratıkların levelini 10 seviye atlatan iksir diye geçiyor. Bunu kullandığımız zaman yine aynı şekilde level verecek fakat 3 defa üst üste kullanabileceğiz. Normalde bu iksir kaldırılacaktı bu sezon ama kaldırmaktan vazgeçtiler. Bunu 3 defa üst üste kullanabileceğiz. Yani bunu kullandığımız zaman yaratıklarla aramızdaki level farkı 30'a kolaylıkla çıkabilecek bilginiz olsun. Her Hellborn'lardan daima düşecek ve sadece bu sezon için geçerli. Bu muhtemelen sezon 6'da bunu tamamen kaldırmış olur. Kıyak kıyak geçtiler. Sezon 5'te de tuttular diyelim. Dünya Akademisi 1 ve 2'de 100 yerine 75 kor istiyor sandıkları açmak. Bu çok önemli zaten. Yarım saat, bir saat, bir saatte kademi 3'e geçiyoruz zaten. Çok vakit almıyor. Önemli bir değişiklik değil. Buradaki önemli değişiklik kalpler kolay bulunacak ve de Profane Mind Geçik. Bu beyin sembolüne benzeyen, beyine benzeyen iksir var ya o 3 defa üst üste de kullanılabiliyor. Bilginiz olsun. Level kasarken bu çok önemli. 3 defa kullanmayı unutmayın. Tabi gücünüze göre bunu ayarlayın. Ve de öldüğünüz zaman tekrar kullanmayı unutmayın. Öldüğünüz zaman etkisi gidiyor. Bunu unutmayın. Birkaç ile ilgili değişiklik var. Birkaç ile ilgili değişiklikler var. Bu Uber eşya üretme taşı artık otomatik çantamıza gelmiyor. Gidip bizim kendimiz yerden almamız gerekiyor veya petimizin kendisi alması gerekiyor. Bilginiz olsun. Almazsanız deponuza gidiyor yer varsa depoda bilginiz olsun. Ve scattered prison dediği bu mücevher takmak için delik açıyoruz ya taşla. Bost, World boss'tan goblin'den vesaire düşüyor. O da artık otomatik toplanmıyor. Bizim gidip kendimiz toplamamız gerekiyor. Saçma bir değişiklik. Ve uber eşyanın boss'lar hariç yani açık dünyadan düşme oranı arttırılmış. Açık dünyadan biraz daha sık uber düşürebiliriz gibi görünüyor şimdilik. Ve kontrol durumlarıyla ilgili ufak bir değişiklik var. Ortalama 2.5 saniyeden 1.5 saniye düşürülmüş. Kitle kontrol etkisi altındayken x kullanabileceğiz. Ufak bir iki değişiklik yapılmış kitle kontrollerle ilgili. Silahlar ile ilgili ufak değişiklikler var. Duritler artık polarm, tekel kılıç ve dagger kullanabilecek ayrıyetten. Necromancer'lar tekel, gürs ve balta kullanabilecek. Bu unik eşyaları da içeriyor. Büyücüler tekel, kılıç ve tekel, gürs, balta, balyoz kullanabilecek bilginiz olsun. Büyücüler ise tekel, kılıç ve tekel, gürs kullanabilecek. Doombringer ve Azurret bu unik eşyaları, bu kullanılabilen silahlara dahil. Bunlar ekstradan değişiklikler tabii ki. Baltalar artık sağlıklı düşmanlara hasar bonusu değil, zamanla hasar bonusu verecek. Tekel asalar, Şanslı vuruş ihtimali yerine savunması tasarı verecek. Tırpan artık life on kill yani öldürme başına can vermeyecek. Summoning demek yani minyonlara hasar bonusu verecek. Asalar, büyük asalar. Kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar yerine zamanlı hasar verecek. Yaylar. Uzaktaki düşmanlara hasar yerine kritik vuruş hasarı verecek. Polarm yaralı düşmanlara karşı hasar yerine savunmasız düşmanlara hasar verecek. Fokus ve totem ise bekleme süresini azalma yerine şanslı vuruş ihtimali verecek bilginiz olsun. Ve büyüleme eşyanın özelliğini değiştirirken, afix değiştirirken, rollerken gerekli olan melek nefesi kaldırılmış bilginiz olsun. Artık onu istemeyecek. Yaratıklardan alabileceğiniz maksimum XP seviyesi değişti. Bu da level başına, yaratıklarla aranızdaki level başına %1.5 bonus XP kazanıyorsunuz. Bunun maksimum um leveli 30 şu an. Yani toplamda 30 çarpı 1.5'tan %45 bonus XP elde edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu eskiden 10 levelle sınırlıydı. Artık 30 levelle sınırlandırılmış. Sınırsız olacağı söyleniyordu. Fakat sınırlamışlar yine 30 levelle sınırlamışlar. Eskiden 10 level fark oluyordu. %15 bonus XP kazanıyorduk. Şimdi 30 level fark olabilecek. Bunu da o beyin iksiriyle beraber anında yapabiliyoruz her type'da. Cehennem dalgasında. 30 level olduğu için level başına da 1.5 XP verdiği için toplamda bonus %45 XP demek güzel değişiklik. Sınır olması da iyi olmuş. Fazla bozuk olmamış. Çok hızlı bir level süreci zaten kolay level süreci. Daha da kolaylaşmasına gerek yok. 30'da sınırlandırmaları iyi. Bütün dünya kademelerinde bu arada sınır. Eskiden 3, 6, 10 şeklindeydi sınır. Artık 30, 30, 30 şeklinde. Yaratıklarla aranızdaki level farkı 30'dan fazla olmasına gerek yok. Özeti bu. 30'a kadar ne kadar yüksek olursa o kadar fazla XP alırsınız. Bossların canları azaltılmış. Eskiden Dünya Akademisi 1'de %0, Dünya Akademisi 2'de %4000, Dünya Akademisi 3'de %6500, Dünya Akademisi 4'de %30000 şeklindeymiş. Artık 0, 2000, 4000 ve 6000 şeklinde düşürülmüş. Bayağı bir kolaylaştırma görmüş. Canları bayağı azalmış oldu. Pit'teki bossların yani çukurdaki bossların hasarı %66 düşürülmüş. Bandit o okçu boss yerine Mother's Judgment diye bir boss gelmiş. Biraz daha gıcık boss kaldırılmış. Biraz daha normal efendi efendi bir boss getirilmiş diyebiliriz. Ve geçelim belki de sezonun en belirleyici değişikliklerine. Oyundaki bütün eşsiz eşyalar, uberler dahil değişiklik yaşadı. Afix değişiklikleri, kimisi aspekt, özellik değişikliği vesaire ama oyundaki bütün unik eşsiz eşyalar değişiklik yaşadı. Ben burada sadece uber olanları değineceğim. Siz diğer ortak uniklere ve karakterlere ait eşsiz eşyalara tek tek bakabilirsiniz. Aşağıya linkleyeceğim. Başlayalım Ring of the Starless Skies. Ring of Star Wireless kritik hasarı ve çekirdek hasarı kaldırıldı. Onun yerine saldırı hızı ve artı 2 çekirdek yetenek puanı getirildi. 17.5 saldırı hızı, 12.5 kritik ihtimali, 12.5 şanslı vuruş ihtimali ve artı 2 çekirdek yetenek puanı. Aspektinde herhangi bir değişiklik yok. Hala aynı. Diğer Uber eşyamıza geçelim. Doombringer. Doombringer'daki çekirdek yetenek hasarı kaldırıldı. Temel hasar oranı kaldırıldı. Şanslı vuruş ihtimali var fakat oranı yükseltildi ve max life var. Bunlar yerine düzenlenen hali. 114 all stats, %35 maksimum can, %10 hasar azaltma ve %5 ihtimalle iyileştirme 2687 gibisinden. Attığı hasarda güzel bir buff var. İyi bir buff var. 900'den 12.000'e çıkarılmış. Ve de silahın kendi özelliği kritik hasarı verirken artık %100 hasar artışı verecek. Güzel özellik olmuş ama eskisindeki bu Core sanki bunlara göre daha güzeldi gibi. Doombringer biraz daha defansif bir silah olmuş diyebiliriz. Spear of Lightender" demiş. Sevdiğim bir silahtı. Yeni halini hiç beğenmedim diyebilirim. Silahın kendi kendi özelliği kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar %35 idi. O değiştirildi. %159.5 kritik vuruş hasarı, savunması düşmanlara hasar ve aşırı güç hasarı. Hepsine %159.5 bonus veriyor. Artı 18 all stats %33 movement speed bütün elementler %66 direnç bonusu ve şanslı vuruş ihtimaline bağlı olarak kaynak yenileme %66 kaynak yenileme. Eskali kritik ihtimali saldırız ve hasar idi stand atma ihtimali vardı. Neredeyse tamamen değiştirilmiş. Hatta tamamen değiştirilmiş. All stats hareket hızı resist to all elements direnç gelmiş ve kaynak yenileme gelmiş. Yine çok böyle kolay kolay tercih edilebilecek bir silah gibi değil ama fena da değil özellikler. Ben silahlarda defansif özelliklerin kullanılmasına biraz karşıyım. E, gereksiz buluyorum. Ve oyunun en baba uber eşyası diyebiliriz artık Harley ile beraber. Yeni hali manyak hasar bonusu veriyor. Eski hali %35 kritik hasar veriyordu silahın kendi özelliği. Şimdiki hali %150 hasar artışı ve ignore durability loss. Bu da silahınız öldüğünüz zaman şu durability'yi kaybetmeyecek. Bu sıfırlandığı zaman silahın özelliği gidiyordu tamir etmeniz gerekiyordu gidip demircide. Bunu taktığınız zaman bu eşya bu eşya ve diğer eşyalar öldüğünüz zaman durability kaybetmiyor dayanıklılık. Silahın kendisi %150 damage artışı veriyor. All stats 150. 3359 maksimum can. Artı 20 maksimum resource. Maksimum kaynak yani öfke artık kullandığınız karaktere göre. Ve %300 damage yani silahın kendisi all stats mol stats saymadan doğrudan %450 artısız hali bonus veriyor hasar artışı. Eski hali %56 damage. 3000 can. 72 all stats'tı. 3 stat var vardı işe yarıyor. Hatta şu kullanılmıyordu. Çöptü. Yeni hari 150 olsa Maksimum can 3300. Can miktarı arttırılmış. Max resource gelmiş. Sanki max resource yerine başka bir şey verilebilirdi gibi geliyor. Bilmiyorum ama şuradaki 300 ve 150 deme Bonusu manyak bir şey. Geçtik Selig'in erimiş kalbi. Melditert of Selig demiş. Bunlara neredeyse tamamen bir değişikliğe gidilmiş. Eski hali bütün istatistikler hareket hızı, sağlıklı hasar artışı ve kaynak yenileme miktarı var idi. Şimdikinde dirençlerinde de değişik. Aslında kendisine de değişik. Maksimum resist miktarı yani 70'i 73'e çıkarıyor ve max resist'i de 30 veriyor. 25'ten 30 olmuş. İyi bir direnç desteği diyebiliriz. Özellikler ise şanslı vuruş ihtimali, hareket hızı, sağlıklıyken hasar azaltma ve kaynak yenileme şeklinde değişmiş. Aspektinin özelliğinde herhangi değişiklik Sayılar aynı. Stabil değişiklik yok. Ee, direnç anlamında biraz avantaj sağlamış. Hareket hızı oranı artmış. Ee, damage while health yani sağlıklıyken hasar yerine sağlıklıyken hasar azaltma biraz daha defansif özellik eklenmiş şanslı vuruşla beraber. Kapattık. Tyrael's Might çok güzel bir gözlük olmuş. Çok Tatlı bir göğüslük olmuş. Neredeyse Harley gibi bir göğüslük olmuş diyebiliriz. Eski hali bütün elementlere 11.2 direnç veriyordu. Maksimum direnç miktarımızı 5 arttırıyordu. %5 arttırıyordu. All stats veriyordu. 18 damage reduction veriyordu. 10. Şimdiki hali 16.5 hareket hızı verecek. Maksimum direnç sınırımızı 70'den 77.5'a çıkaracak. Ve bütün elementlere artı 60 direnç veriyor. Yani bunu taktığınız anda direkt doğrudan dirençleriniz 70 Hatta 77.5 olur öyle söyleyeyim. İyi bir direnç desteği ve de %10 hasar azaltması olmuş bize. %20 Harley'ye kadar bir hasar azaltma veriyor. İyi bir göğüslük olmuş, iyi bir dayanıklılık eşyası olmuş. Tercih edilir mi? Zaten tercih ediliyordu. Yine tercih edilir. Çok güzel bir özellik olmuş. Hatta Uber'ler arasında en güzel bu olmuş bence Grandfather'dan sonra. Geçtik Andariel's Visage. kafala biraz ironi eklemişler kafalığa birazcık. %666 Poison Resist. Yani o kadar olmuyor zaten ama öyle bir gönderme yapılmış. Ee, genelde zehirle alakalı bir eşya olduğu için bu. Öyle bir süsleme yapılmış. All stats 18'den 77'ye çıkarılmış. Life City çıkarılmış. Onun yerine 437 vuruş başına can yenileme vermiş. Yani her hasarınız yaratıklara verdiğiniz her hasar size 437 can verecek. İyi bir oran. Ve %10 saldırınızı %30'a çıkarılmış. Maksimum zehir direnci de 70'ten 80'e çıkacak bu kafalığı taktığımız anda. Aspektinde değişiklikse 4500 zehir hasarı verirken 37740 zehir hasarı verecek artık zamanla. Bu da iyi bir hasar artış demek. Neredeyse 9 katı bir artış demek. Son Uberimiz Harley Quinn Chris Harley Quinn çok tatlı bir kafalık olmuş. Müthiş tatlı bir kafalık olmuş. Her bu için tak kullan cool olacak artık o derece. Maximum life'ı 1500'den 1850'ye çıkarmışlar. Pull down reduction %7'den %20'ye çıkarılmış. Çok yüksek bir oran. Resource generation kaldırılmış. Onun yerine maximum resource gelmiş. Yani 18 kaynak verecek. Mana, ruh, öfke hangisi, hangi karakteri kullanıyorsunuz artık. All stats da kaldırılmış. Yerine 2500 zırh değeri getirmiş. Bu da Gritter Affix'li yani yıldızlı, GA'lı özellik gibi sayılır. Yani Harley'i taktığınızda deli gibi kullan kazanacaksınız. Hatta artı 12 yaptığınızda hiç ona gelmese bile neredeyse %35, %40'a yakın bir olur. Belki daha fazla tam hesaplamadım. Bir de yıldızlı kullan olursa bütün kullan ihtiyacınızı sadece Harley'den karşılayabileceksiniz neredeyse. Ve de zırh değerinizde sadece Harley'den karşılayabileceksiniz. Çok tatlı bir uber eşya olmuş tadından yenmez. Multiclass yani ortak unique eşyalara ve karakterlere özel unique eşyaları değinmiyorum. Çok fazla ve her karakterde ondan fazla unique eşya var değişiklik. Fakat unique eşyadaki değişikliklerdeki amaç şu. Daha fazla unique eşya kullanılsın. Unique eşya kullanılırken onun yerine tercih edilebilecek efsanevi eşyadan daha iyi olsun. Yani yerine biz şunu diyorduk. Unique eşya kullanacağım ama abi ben bunun yerine daha iyi bir Efsane ve eşyaya sahibi. Niye unik eşya kullanayım diyorduk? Onun biraz önüne geçiyor. Her build'te en az 2 unik eşya kullanılsın istiyor. Uniklerdeki oranlar deli gibi artıyor. Örnek vermek gerekirse sayılardan. Druid'deki Kron Staff deme işte close enemies %47 iken %270'e çıkarılmış. Yani bahsettiğim oranlar bu. Damage'li işte Crowd Control 35 iken burada 130 destek sağlanmış. Yani uniklerdeki asıl amaç oranları yükselsin ve efsanevi eşyadan daha etkili olsun. Hatta bazı eşyalara tavlama gibisine affixler eklenmiş. Mesela burada upheaval size %70, 360 str artı 6 upheaval %300 burning enemies yanan düşmanlara hasar artışı. Yani unik eşyaların oranları 3, 5, 10 değil artık 300, 500, 600 gibisinden olacak. Böylelikle unik eşyalar oyunda daha kolay tercih edilebilecek. Alternatifi 10 olmayacak neredeyse öyle söyleyebiliriz. Tek tek size bunlara bakabilirsiniz. Ben linki aşağıdaki kısma bırakacağım. Her karakterde ondan fazla değişen unique eşya mevcut. Geçelim bu sezon hangi karakterleri oynamalısınız sorusuna. Şimdi şöyle bütün karakterlerin unique eşyaları az önce dediğim gibi 3, 5, 10 değil 300, 500, 1000 şeklinde saçma oranlar kazandı. Yüksek oranlar kazandı. Öncelikle bunu bilin. Bütün karakterler saçma bir buff aldı. Bu kesin. Güzel. Zaten sezon 5 hızlı bir sezon olacak. 2 aylık sezon olacak. O yüzden biraz fındık fıstık sezonu gibi yaşayacağız. Barbar'da küçük nerf mevcut fakat aldığı unique bufflar bu nerfleri siler süpürür. O yüzden yine Öncelik olarak tercih edebileceğiniz sınıf rahatlıkla barbar olabilir. Barbar ekibi rahatlıkla barbarını açıp oynayabilir şüphesiz bir şekilde. Onun ardından büyücü ve rog geliyor. Büyücü ve rog çok güzel değişiklikler aldı. Rog zaten sezon 4'te çok efendi bir karakterdi. Çizgisini bozmadı. Rahat rahat işini gücünü gördü. Ona buna muhtaç olmadı. Carcurt rahat bir karakterdi. Büyücü bütün paragon ağaçları... Bütün paragonları %100 artış yaşadı. %30 limit olan %60 oldu. %60 olan %120 oldu. Çok yüksek oranlar kazandı. O yüzden büyücüyü de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Benim bu sezon önerdiğim 3 sınıf barbar, rogue sonra büyücü. Büyücüden çünkü dayanıklılık konusunda emin olamıyorum. Fakat fireball bu bildiğini gördük yayında onu gösterdiler. Çok hızlı olmuş. En son tercih edeceğim sınıf necro olacak gibi bu sezon. Güzel değişiklikleri var fakat diğer karakterler daha baskın. Barbar, Dog ve Büyücü. Bu üçü sırası bence bu şekilde şu an. Sezon başladığında tier listleri vesaire daha iyi görürüz. Ben bugün yarın tier liste oluşturmaya başlayacağım. Hangi bu iyi, hangi bu iyi olacak gibi konuşuluyor. Toplulukta gezen dedikoduları toplayıp bir tier liste oluşturmaya çalışacağım. Geçen sezon şöyle bir tier listimiz vardı. Buradaki bütün bu iş gördü, iş yaptı. Sağdan soldan topladığımız bilgileri burada tek bir başlık altında topladık. İşimize yaradı. Benim tekrar dediğim gibi önerdiğim sınıf Barbar, Yine Barbar'ı Gönül rahatlığıyla ile tercih edebilirsiniz. Sonrasında Haydut, Rock ve sonrasında da Büyücü olacak şekilde bu üçünü tercih edebilirsiniz. Druid aldığı bufflar güzel fakat Shepard aspektini kaybetti. Onun yeni başka yerde dengelemeler yaşadı. Sürpriz bir isim olabilir mi? Olabilir. Fakat Barbar, Büyücü, Rock biraz daha güvenilir liman şu an için. Daha güvenilir tercihler olacaktır. Nekro şüpheli gelen değişikliklere çok hakim değilim ama topluluğun genel yorumu Barbar, Büyücü ve Rock üzerine. Sizler de ona göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Büyücünün sadece şüpheli olduğum kısmı Boss kesimi de çözülürse büyücü çok tatlı bir sınıf olur bilginiz olsun. Ama Rogue her türlü güven veriyor bilginiz olsun. Benim sıram Barbar, Rogue, Büyücü, Druid ve Necromancer şeklindedir bilginiz olsun. Ben tier listi bugün yarın oluşturmaya başlarım. Bizim notları takip etmeye çalışın açıklama kısmında mevcut. Leveling sistemi için kolaylaşacak bilmeniz gereken şeyleri burada paylaştım. S5 grup level taktiği kısmında var. Dikkat edilmesi gerekenleri paylaştım. Gerekli olan linkleri paylaştım. Önemli olan kısımlara dikkat çektim. Level grupları kısmını paylaştık. Şayet level grubu arıyorsanız, takılacak bir ekip arıyorsanız burada level grupları kısmındaki isimlere arkadaşlık isteği ya da Discord'dan mesaj göndererek iletişim kurabilirsiniz. Şayet öncülük etmek istiyorum, ben grup kurmak istiyorum derseniz bana Discord'dan ulaşın. Sizin isminizi buraya dahil edeyim. Buradaki arkadaşları ulaşıp level gruplarına dahil olabilirsiniz. Sezon başındaki 8'li, 12'li, 6'lı, 6'lı, 7'li fark etmez. Kalabalık şekilde level kasma taktiğini önceki bir, bir, videoda paylaştım sezon 4 videosunda. Oradan bakabilirsiniz. Burada grup level taktiğinde de ona değindim bilginiz olsun. Dediğim gibi tier listi bugün yarın, oluşturmuş olurum. Level kasma taktiğini paylaştım. Grup level taktiği ve level grupları burada. Bununla ilgili ek bir videoda gelecek sıkıntı yok. Benden bu kadar. Bu videoluk benden bu kadar. Yarın öbür gün birkaç video daha gelecek. Bu aralar sık sık video gelecek. Takipte kalın. Video başında da söylediğim gibi Twitch platformu kapandı. Yani ben ban yedim. Ben orada yokum. Ama Kik platformu tam gaz yayınlara devam ediyorum. Sezon başında en az kesintisiz aralıksız 30 saat yayında olacağım kaçırmayın derim. Gelip destek verirseniz çok teşekkür olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yayın linkini, döküman linkini, page note linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Benden bu kadar umarım anlaşılır olmuştur. Hepsini anlatmadım fakat e, bütün çarlar genel anlamda buff yedi. Nerf çok nadir barbarda var ama etkileyecek bir nerf değil. O yüzden hiç umursamayın onu. E, genel anlamda unikler çok deli buff yedi. Çar karakterler buff yedi. Gönül rahatlığıyla hangi karakteri açmak istiyorsanız ona açın ve oynayın. Öncelik barbar. Rock büyücü gibidir şu an için benim görüşüm. Herkese iyi oyunlar, efendim. Benden bu kadar. Kike gelip yayınlara katılmayı unutmayın. GG.